Gün sonundan herkese merhabalar. Ben Suat Dural. Yurt içerisinde beklenen oldu. Türkiye gri listeden çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı başardık sosyal medya paylaşımıyla Türkiye'nin gri listeden çıkışını anlattı. İçeride gündem gri listeden çıkışken dışarıda ise tabiri caizse Biden-Trump düellosu yankı buldu. Gün sonu başladı. Evet efendim, gri liste dedik. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Ekotürk Ankara temsilcisi Gökcan Tuncer bizimle birlikte. Onunla birlikte gri liste meselesini konuşacağız. Gökcan Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, teşekkür ediyorum Suat Ural. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz de iyisiniz umarım. İyiyim, çok teşekkür ederim. Valla bugün, yani uzun süredir beklenen bir gün bugün. Evet, 3 yıldır bu anı bekliyorduk. Uzun bir çaba sonrası Türkiye gri listeden çıktı. Detayları konuşacağız birlikte. Siz çok da güzel bir paylaşım yaptınız. Ankara'nın gri havasını bugün konuşmayacağız. Ankara sanırım gri değildir yaz ayları. Gayet de güzel, güneşli. Yok, gördüğüm kadarıyla renkli. Siz de güzel bir ortamdasınız. Evet, yani yazı da kışı da esasen güzel de hani ben genel kanı gri denir diye öyle bir benzetme yaptım ama bir Ankaralı olarak asla Ankara'nın gri olduğunu düşünmüyorum. Her cumada Ankara'yı konuşuyorduk. Bu seferki konumuz ise gri liste olacak. Evet, evet isterseniz başlayalım. Aslında saat 12'de bugün bir toplantı vardı. Bekleniyordu zaten Türkiye'nin gri listeden çıkması. Ama toplantı öncesi Hazine ve Maliye Bakanı başardık diye bir tweet paylaştı ve kamuoyuna duyurdu aslında Türkiye'nin gri listeden çıkmasını. 32 aydır mali eylem görev gücünün gri listesindeydi Türkiye ve bu gri listeden çıkmayı gerçekten de başardı. Mehmet Şimşek'in biz tabii ki sosyal medyasından yaptığı başardık paylaşımıyla ilk olarak duyduk kamuoyu olarak senin de dediğin gibi. Mehmet Şimşek 2 gündür mali eylem görev gücünün yani İngilizce kısaltmasıyla FATF'in genel kurulu için Singapur'daydı. Şimşek'in açıklamasının ardından zaten bir süre sonra öğlen saatlerinde hem Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan hem de FATF'ten açıklama geldi zaten öğlen saatleri gibi. Şimdi FATF'ten yapılan açıklamada ne denildi? Hızlıca bir ona bakalım. Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele konularındaki stratejik eksiklikleri gidermekte kat etmiş oldukları önemli mesafe nedeniyle Jamaika ve Türkiye'yi kutlarız dendi. Burada hemen not düşelim. Türkiye ile birlikte Jamaika'da gri listeden çıktı. Şimdi mali eylem görev gücünün açıklamasına göre bu iki ülke artık artırılmış gözetim sürecine tabi olmayacaklar. Türkiye 2021'de gri listeye alındığında FATF'in 40 standardına uyumluluk istenmişti. Bunun yanında o dönemde Türkiye'den de 8 görevi tamamlaması da istenmişti. Şimdi bu 40 standartın tamamında uyumluluk tespit edildi ama bu isterseniz birazcık bugünkü açıklamada FATF bu 8 görevin ne kadar başarıldığından da bahsetti. Bir kısaca ona bakalım. Şimdi FATF'e göre Türkiye yüksek riskli sektörlerin kara para aklama, terörizmin finansmanıyla mücadele uyumluluğunun denetlenmesine daha fazla kaynak ayrılması konusunda ilerleme kaydetmiş durumda.
Kayıt dışı para transferinde caydırıcı yaptırımlar uygulandığını ifade etti FATF Türkiye'de. Kara para aklama soruşturmalarını desteklemek için mali istihbarat kullanımında da bir ilerleme kaydedilmiş. Birleşmiş Milletler'in belirlediği gruplarla ilgili terör finansmanı soruşturmaları ve kovuşturmalarına da öncelik verildiğini söyledi FATF. Ve terörün finansmanı hususunda kötüye kullanmaları önlemek amacıyla kar amacı gütmeyen kuruluşların gözetimine yönelik risk temelli bir yaklaşım uygulanması konusunda da gelişmeler olduğuna dikkat çekti Mali Eylem Görev Gücü Türkiye hakkında. Şimdi bizim bu anlattıklarımız Türkiye'nin gri listeden çıkışı ile ilgili olarak son güncel bilgilerdi. Biz birazcık da esasen konunun gerisine de bakmak istiyoruz. Nasıl bir süreçten buraya kadar geldik? İşte Mali Eylem Görev Gücü nedir? Kara listesi nedir? Gri listesi nedir? Türkiye en başta gri listeye neden alındı? Biraz bu konulara değinmek istedik bu programda. Bunun yanında tabii hatırlatmama sanırım gerek yok Suat. Eğer ki bir şey olursa, yorumlar falan tabii, olursa tabii. Büyük bir keyifle dinlemek isterim. Şimdi mali eylem görev gücü nedir efendim? İngilizce ismi Financial Action Task Force ve kısaltması da FATF. Kara para aklama, terörün finansmanı, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ve uluslararası finansal sistemin bütünlüğüne yönelik diğer tehditlerle mücadele için standartlar belirliyor efendim bu kurum. Gerekli yasal tedbirlerin uygulanmasını da teşvik ediyor. Şimdi kara liste ve gri liste nedir? Şimdi bazı tehditler saydık biz burada. Bu tehditlerle mücadelede eksiklikleri olan ülkeleri belirliyor ve ne kadar büyük eksiklik varsa ona göre belli bir listeye oturtuyor. Örneğin yüksek riskli ve tavsiyelere uymayan ülkelerin listesi var. İsmi kara liste. Hangi ülkeler var? Kuzey Kore, İran ve Myanmar. Riskli ve gözlem altındaki ülkelerin listesi neyse gri liste deniliyor. Şimdi Türkiye ve Jamaika çıktıktan sonra gri listede tabii ki güncellendi. Şu anda 21 ülke bulunuyor. Hangi ülkelerle birlikte biz bu gri listedeydik onu aktaralım. Bazılarını tabii ki 21'inde sayamayacağız şimdi ama Bulgaristan, Burkina Faso, Hırvatistan, Kenya, Monako, Mozambik, Senegal, Güney Afrika, Güney Sudan, Suriye, Venezuela, Yemen gibi ülkeler var bu 21 ülkelik listede. Şimdi Türkiye neden gri listeye alındı? Esasında biz 24 Eylül 1991'den bu yana FATF'e üyeyiz. Daha önce 2011'de bir gri listeye girme durumumuz oldu ve 2014'te çıktık ve o dönemde İmam Şimşek yine Maliye Bakanlığı görevindeydi. FATF uzmanları 2019'un Mart ayında ise Türkiye'yi bir ziyarette bulunmuşlardı. Aynı yılın Aralık ayında da bir denetim raporuna imza attılar. Tarihler 21 Ekim 2021'i gösterdiğinde ise Türkiye gri listeye alınmıştı. Şimdi FATF'in o dönemki kararına göre Türkiye kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yeterince çaba göstermiyordu. O dönem bir açıklama yapmıştı eski FATF Başkanı Markus Pleyer ve çok mühim bir açıklamaydı esasında. Bu ne demişti bir bakalım. Türkiye karmaşık kara para aklama vakalarıyla etkin bir şekilde başa çıktığını ve Birleşmiş Milletler'in terör organizasyonu olarak tanımladığı IŞİD ve El-Kaide gibi örgütlerin mali finansmanına soruşturma açmakta kararlı olduğunu göstermelidir demişti. Player aynı zamanda Türkiye'de bankacılık ve emlak sektörleri ile değerli maden ticareti yapanlar gibi farklı aktörlerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğine de vurgu yapmıştı. Şimdi biz yukarıda yani az önce Türkiye'de verilen 8 görevden bahsetmiştik. Ancak bir de FATF'in tabii tüm ülkeler için getirdiği bir 40 standart var. Şimdi biz tabii 40'ını birden sıralayamayacağız burada ama Türkiye'nin de tamamına uyumlu olduğuna en sonunda karar verilen bu standartların birkaç tanesine bakmak isterim birlikte. Şimdi örneğin kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını suç olarak kabul edin der. Terörizme ve silahlanmaya karşı mali yaptırımlar uygulayın, bilgi sızdırmayı önleyin, elektronik transferlerde şeffaflığı sağlayın, kamusal nüfus sahibi kişilerle ilgili riskleri yönetin, işlem kayıtlarını en az 5 yıl süreyle saklayın, muhabir bankacılığı düzenleyin gibi pek çok madde bulunuyor.
Daha önce hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu 40 maddenin tamamına uyum sağlandığını duyurmuştu kamuoyuna. Ancak şöyle ki bir standart kalmıştı son olarak. Onu da işte geçtiğimiz günlerde tamamladığımız, seninle de konuşmuştuk Suat daha Evet. öncesinde, program öncesinde. Neydi bu 40. standart? Yeni teknolojilerden kaynaklanan riskleri ele alın der Özellikle kripto ve FATF. dijital tarafı ile ilgiliydi. Evet, tamamıyla zaten yeni teknolojilerden kastı kripto varlıklarla ilgili yasal düzenlemeler. Şimdi neden peki böyle bir şeye ihtiyaç oldu Türkiye özelinde? Ben bunun cevabı için bir 2021'e geri dönmek istiyorum. 2021 yılında Türkiye sanal para yoluyla kara paranın aklanması ve terörün finansmanını önlemeye yönelik bir önlem almaması nedeniyle bu standart özelinde tamamen uyumsuz olarak görülüyordu. Ancak kripto varlıklarla ilgili yasal düzenleme 30 Mayıs'ta Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmişti. Biz hatta bununla ilgili hep birlikte ayrı bir program da yapmıştık. Evet. Daha sonra 2 gün önce 26 Haziran'da da genel kurulda kabul edilerek yasalaştı. Dilersen şimdi Tam artık da bir özür dilerim kripto... Gökçen Hanım, tam Tabii da tabii bu buyurun. karar alınmadan öncesi, aslında zamanlama da manidar Evet. diyebiliriz. Kesinlikle, Öncesi de bir kesinlikle. mecliste geçti ve kripto yasası yasalaştı. Akabinde de zaten Türkiye gri listeden çıkmış oldu. Aslında bu planlıydı sanırım. Kesinlikle öyle, çok acele bir şekilde genel kurula geldi. Malumunuz şu anda zaten hani biz meclisin Temmuz sonunda kapanmasını Tatil bekliyoruz etmesi ve gerekiyordu. aslında sıra, evet, ve çok sırada bekleyen çok fazla yasa var. İşte vergi paketi var, onun dışında işte yargı paketi var. Şimdi şöyle ki bu kripto varlıklarla ilgili düzenleme çok hızlı şekilde geldi esasen Plan Bütçe Komisyonu'na da. Hatta muhalefet herhangi bir alt komisyon oluşturulmadan bu komisyona getirdiniz bunu şeklinde bazı eleştirileri de olmuştu. Ama tabii ki zaman daraldığı için senin de bahsettiğin gibi hızlı şekilde geçmesi gerekiyordu. Tam zamanında diyebiliriz gerçekten, yine senin de dediğin gibi. Peki artık bir yasamız var kripto varlıkları düzenleyen, hangi maddeler içeriyor onlara da bakalım. Bir hatırlatma da olsun. Daha önce Evet. hemen hemen her yayında detaylı olarak işledik ama şimdi artık kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması zorunlu olacak. Şayet bir izin alınmadı, o zaman yaptırımı ne olacak? 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5.000 günden 10.000 güne kadar adli para cezası ile karşı karşıya kalınabilir. Şimdi bunun dışında platformlar üzerinden kripto varlıkların alınıp satılması, her türlü takası, transferi ve saklanmasına ilişkin usul ve esaslarda bunların düzenlenmesi de bu yetki SPK'ya veriliyor. Sonra bunun dışında yurt dışı merkezli ve lisansı olmayan platformlar ne yapacak? Onlara herhangi bir işlem uygulanmıyor yeni yasa kapsamında. Ancak bu platformlar lisans almadan Türkiye'de şayet bir iş yeri açarsa, Türkçe bir internet sitesi kurarsa, pazarlama ve reklam işleri yürütürse, o zaman bu izinsiz kripto hizmeti olarak değerlendirilecek. Kripto varlık hizmet sağlayıcı yönetim kurulları, başkan ve üyeleri ve diğer mensuplarının bir zimmete para geçirme durumu olursa 8 yıldan 14 yıla kadar hapis onları bekliyor. Bunun dışında kripto varlık hizmet sağlayıcılarının borçları nedeniyle müşterilerin nakit ve kripto varlıkları hiçbir şekilde haciz edilemeyecek. Bunu da önemli olduğu için not düşelim. Bunun yanında her yıl platformların bir önceki yılki faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin %1'i SPK'ya, %1'i de TÜBİTAK bütçesine gelir olarak kaydedilecek. Şimdi Türkiye'nin evet artık bir kripto varlık yasası var, ancak bu yasanın tartışmaları da vardı. Genel kurul görüşmelerinde muhalefet hatta bunlarla ilgili bazı şerhler de düştü. Şimdi bunlardan en fazla tartışılanı vergi meselesi. Çünkü yasa teklifinde kripto varlıklardan elde edilen kazancın vergilendirilmesiyle ilgili herhangi bir madde bulunmuyor. Muhalefet kanadı kripto varlıklardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmemesi durumunda istenmeyen sonuçların çıkabileceğinden, bu paranın halkın cebinden çıkabileceğinden endişeli. Örneğin muhalefet şerh notunda kripto varlık alım satım işlemlerinin yurt dışına çıkması olasılığına yer vermişti. Böyle bir durumun gerçekleşmesi sonrasında yaşanacak vergi geliri kayıplarından bahsetmişlerdi. Hatta biz Plan Bütçe Komisyonu'nu da yerinde mecliste takip etmiştik 30 Mayıs'taki. O zaman bazı tartışmalar da olmuştu. Muhalefet milletvekilleri
kur korumalı mevduat örneğini vermişlerdi. KKM kamuya ve topluma faturası açısından büyük bir kara delik denilmişti o zaman. KKM'de de birileri büyük paralar kazandılar. Demek ki vergilendirmeyi geciktirmenin birilerine büyük getirisi oluyormuş şeklinde ifadelerde kullanılmıştı 30 Mayıs'taki komisyonda. Şimdi gelinen noktada evet, Türkiye artık gri listede değil. Bu elbette ki yatırımcı açısından son derece pozitif bir görünüm. Zira gri listede olmamız tabii ki portföy yatırımlarını da etkiledi bu zamana kadar, ama en fazla etkilediği doğrudan yatırımlardı. 2021'de 12.9 milyar dolar olan doğrudan yatırımlar 2023'te 10.6 milyar dolara kadar gerilemiş durumda. FATF'in bugünkü açıklamalarında biz Türkiye'ye tebrik de gördük, ancak ara notlarda bazı uyarı mahiyetinde açıklamalar da yer alıyordu. Mali eylem görev gücü mesela açıklamasında ülkelerin gri listeden çıkarılması finansal sistemin tamamen güvenilir olduğu anlamına gelmiyor ifadesini de kullandı. Bunun yanında Türkiye'nin kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede kaydettiği iyileştirmeleri devam ettirmesi için FATF ile muhakkak koordineli olarak çalışılması gerektiği de hatırlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da esasen bununla ilgili bir açıklama gelmişti. Kararlılıkla sürdürülecekleri vurgusunu yapmıştı bu mücadeleyle ilgili olarak. Biz de zaten yakından takip edeceğiz. Önümüzdeki senelerde ne olacağını, ne karar verileceğini birlikte takip ediyor olacağız. Gri listeden çıkılması son derece olumlu. Ancak ne yazık ki hani tarihte de baktığımızda biz 2011'de de böyle bir şey yaşadık. 2021'de de böyle bir şey yaşadık. Yeniden yaşanmamasını umut edelim efendim. Gökçen Hanım, özellikle kripto düzenlemesini gayet iyi bir şekilde anlattınız. Bu gerekliydi zaten. Kripto varlıklar hayatımıza evet, son dönemlerde girdi ve bütün dünyada da farklı ülkelerde de bir regülasyon özellikle çok konuşuluyor. Türkiye'de de bu bekleniyordu. Biraz geç kalınmıştı ama nihayetinde evet, çıktı. Her ne kadar siyasi anlamda meclisten geçerken tartışılsa da özellikle son dönemlerde Türkiye ekonomisinin farklı bir yöne çekilmesiyle birlikte yabancı akışının girmesiyle birlikte daha doğrusu yabancı akışının girmesinin ivme yakalamasının önünün açılması için Türkiye'nin gri listeden çıkması önemliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel anlattınız her şeyi. Ama cümlenizi bitirmeden önce Türkiye'nin daha önce de gri listeden çıktığını, sonra tekrar girdiğini dile getirdiniz. 2011'de yanlış hatırlamıyorsam 2014'te ve her döneminde de 2014. Mehmet Şimşek döneminde Türkiye bir çeşitli farklı adımlar atarak gri listeden çıkma adımları gerçekleştirmişti. Yine aslında dejavu diyebileceğimiz bir şey gerçekleşti. Bir daha Türkiye'nin evet, gri listeye girmemesi için atılan adımlar yeterli mi? Ve hani bundan sonraki süreçte Türkiye'nin bir daha gri listeye girmemesi ya da kara listeye alınmaması için atılan adımları yeterli buluyor musunuz? Çünkü Türkiye'nin o listede bulunduğu ülkeler hiç de birbirine eşdeğer ülkeler değil. Çoğu siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkların doğru, yaşandığı ülkeler. Kesinlikle. Yani esasen benim görüşüm şu. Şimdi kripto varlıklarla ilgili yasal düzenleme konusunda hala pek çok ülke sağlam, somut bir adım atabilmiş değil. Türkiye bu adımı attı. Evet, güzel. Ama yani TODEX gibi bir krizin olduğunu biliyoruz. Buna rağmen oldukça da geç atılmış bir adım diyebiliriz. Yani gri listeden çıkmak amacıyla değil, gerçekten insanların refahını düşünerek çıkartılması gereken, çok daha önce çalışılması gereken bir yasaydı. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey vardır esasen. Her türlü mevzuat, yasal düzenleme evet vardır ama uygulamaya geçildiğinde biz biraz sıkıntı yaşıyoruz. Gecikmeler yaşıyoruz. Yani biz tabii ki özellikle kripto varlık düzenlemesi konusunda yeniden aynı gecikmelerin, aynı hayata geçirememelerin yaşanmamasını ümit ediyoruz tabii ki. Oldukça önemli bir adımdı ama bundan sonrasında ne şekilde takip edileceği önemli. Şimdi bunun yanında tabii ki sadece kripto değil, pek çok şey de konuşuyoruz. Vergi paketini konuşuyoruz mesela. Ekonomik krize hala konuşuyoruz. Her alanda bir adım atmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla şu anda esasında takip edilecek birden fazla konu var. Umarım hepsi birbirine girmez gün sonunda ve gerçekten hani refaha çıkarılabilecek. Önceden yaptığımız, gördüğümüz örneklerdeki gibi evet yasada var ama uygulanmıyor şeklinde yorumlar mahal vermeyecek bir ortamın yaratılmasını tabii ki biz de ümit ediyoruz. Dolayısıyla önemli ve iyi bir adımdı ama en önemli kısmı ise bundan sonrası, o da takip edilmesi. FATF'in uyarılarında da bahsettiği gibi
Evet, Türkiye gri listeden çıktı ama bu terörün finansmanı ile ilgili kara paranın aklanmasıyla terörün finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelede Türkiye'nin koordineli olarak çalışmaya devam etmesi gerek uyarısında da bulunmuştu. Halk olarak esasen bizim de yine temennimiz bu yönde olacaktır. Peki, çok teşekkür ederiz Gökcan Hanım, değerli bilgileriniz Ben için. teşekkür ediyorum. Ekotürk Ankara temsilcisi Gökcan Tunçer bizimle birlikteydi. Biraz önce bahsettiği gri listeden çıkma meselesini haber merkezimiz VTR'sini yaptı. Onu izleyeceğiz. Mali Eylem Görev Gücü 28 Haziran 2024 itibariyle Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyurdu. Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumu tespit edilirken kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geri kaldığı için Türkiye 2021 yılında gri listeye alınmıştı. Mali Eylem Görev Gücü 2021 yılında gri listeye aldığı Türkiye'yi listeden çıkardığını duyurdu. Açıklamada Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı rejimi konusunda Ekim 2021'de belirlenen stratejik eksikliklerin giderilmesi için etkinliği güçlendirdiği ifade edilirken mali istihbarat kullanımının geliştirildiği kaydedildi. Türkiye'nin gri listeden çıkışı 8 maddede ele alınırken Türkiye'nin şeffaflığı ve terörizmin finansmanına karşı gösterilen mücadele gri listeden çıkışta öne çıkan başlıklar oldu. Karar sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi yönetimine övgüde bulunurken kararın Türkiye'ye kaynak girişini hızlandıracağını ifade etti. Yılmaz, Türk lirasına olan ilginin artışıyla dezenflasyon sürecinin de hızlanmasını beklediklerini belirtti. Öte yandan Hazine Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasına ilişkin basın açıklamasını sosyal medyadan yaptı. Bugünkü toplantıda ülkeyi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in temsil ettiği hatırlatılan açıklamada, bu çerçevede MASAK ve diğer kurumların idari ve teknik kapasitesinin daha da güçlendirileceği, gerektiğinde yasa ve idari düzenlemelerin aynı hassasiyetle hayata geçirileceğine dikkat çekildi. Türkiye'nin ihracatı Mayıs'ta aylık %11,3 artarak 24 milyar 66 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı Mayıs ayında %48 azaldı böylelikle. Dış ticaret verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açığın Mayıs'ta bir önceki aya göre 6 milyar dolar iyileşerek yaklaşık 26 milyar dolar seviyesine gerilemesini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Nisan ayında son 9 ayın en yüksek seviyesine çıkan dış ticaret açığı Mayıs ayında geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ihracat Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %11,3 yükselişle 24 milyar 66 milyon dolar oldu. İthalat ise %10,4 düşüşle 30 milyar 568 milyon dolar oldu. Böylelikle dış ticaret açığı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %48 azalışla 6 milyar 502 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da Mayıs 2023'te %63,4 iken geçen ay %78,7'ye çıktı. Yılın 5 ayında ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %4,5 artışla 106 milyar 877 milyon dolar oldu. 5 ayda ithalatta %9,2 azalarak 143 milyar 682 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %34,3 azalışla 56 milyar 33 milyon dolardan 36 milyar 805 milyon dolara indi. Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 902 milyon dolar olurken bu ülkeyi sırasıyla Birleşik Krallık, ABD, Irak ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın %29,8'ini oluşturdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, turizm de güçlü seyir devam ediyor. Mayıs'ta yabancı ziyaretçi sayısı yıllık %14 arttı. Yıllık cari açığın Mayıs'ta bir önceki aya göre 6 milyar dolar iyileşerek yaklaşık 26 milyar dolar seviyesine gerilemesini bekliyoruz. İkinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının %2,5'un oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Gerileyen cari açık dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, dış borcun milli gelire oranını düşürecek, finansal istikrarı daha da güçlendirecek, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır ifadelerini kullandı. Gün sonuna kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra gri listeyi ve yurt içindeki önemli meseleleri farklı konuklarımıza konuşmaya devam edeceğiz.
Gün sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merkez Bankası bir dizi düzenleme ile enflasyon beklentilerini açıkladı. Düzenlemeler arasında zorunlu karşılıklar ve ticari kredilerle ilgili değişiklikler de yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu karşılık mevduatında yeni bir hamle yaptı. Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda farklılaşma başlıklı 10. maddesini yürürlükten kaldırdı. Bununla birlikte Merkez Bankası zorunlu karşılık için kaldıraç oranına dayalı yükümlülüğü kaldırarak bankaların maliyetlerini aşağı çekecek ve mevduat tarafında bankaları rahatlatacak bir adım attı. Karara göre zorunlu karşılık için kaldıraç oranına yönelik yükümlülüğü kaldırırken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aynı konudaki %3 sınırlı uygulanmaya devam edecek. Merkez Bankası ticari kredilerde yeni sadeleşme adımları attı. Karara göre tebliğe eklenen geçici maddeye göre 1 Mart 2021 tarihinden önce kullandırılan kredilerde ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde banka bu talebi kabul etmek zorunda olacak. Öte yandan Merkez Bankası 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerini paylaştı. Yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için %31,8, reel sektör için %56,2 oldu. Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri hane halkı için 4,6 puan azalarak %71,5 seviyesine geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı ise bir önceki aya göre 2,4 puan artarak %33,5 seviyesinde gerçekleşti. Ekonomist Şevket Sayıgan'la birlikteyiz. Şevket Hocam merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam bugün merakla beklenen konu gerçekleşti. Türkiye gri listeden çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Türkiye'nin gri listeden çıkmasını da başardık sözleriyle açıkladı. Öncelikle gri listeden çıkmamız tabii önem arz ediyordu. Çok da uzun zamandır uğraşılıyordu. Biraz önce hem haberimizden de Gökçen Hanım'dan, Ankara temsilcimizden detaylarını dinledik ama Türkiye'nin gri listeden çıkması neden önemliydi? Bundan sonraki süreçte o beklenen yabancının önündeki engeller tamamen kalkmış diyebilir miyiz? Çünkü bundan sonra Türkiye'nin bir kredi notu artımı da beklentisi söz konusu. Şimdi gri listeyle ilgili şöyle ufak bir bilgilendirme yapmak gerekirse, gri liste uluslararası piyasa hareketlerinde ülkelerin mevcuttaki konumlarıyla bu paranın giriş ve çıkışları noktasındaki kontrol ve denetimleri ve en önemlisi de illegal paranın ya da kara para diye ifade ettiğimiz miktarın yönetilmesi noktasında, kontrol edilmesi noktasında ne kadar güvenilir olup olmadığını göstermesini sağlayan ve uluslararası kabul görmüş bir değerlendirme grubu. Dolayısıyla Türkiye özellikle geçtiğimiz yıllarda yaşatmış olduğu vergi aflarıyla birlikte ortaya çıkan süreç bizim bu konudaki kontrol mekanizmalarımızı gevşetti. Bu gevşemeyle birlikte uluslararası değerlendirmede Türkiye bir kara para aklama bölgesi olarak değerlendirilmeye başlandı. Ve bu tabii ki Türkiye açısından uluslararası yabancı sermaye gözünde de bir değer kaybını ortaya çıkarttı. Son dönemde özellikle 2023 Haziran'ından itibaren işte rasyonelleşme diye ifade ettiğimiz uygulamalarla birlikte özellikle Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu konudaki özel çabası ve bugün geldiğimiz nokta bu konudaki geriye düşüşümüzü bir bakıma düzeltti. Burada bir parantez arası vurguyu yapmadan geçmek istemem. Niye biz buraya girdik ve niye şimdi buradan çıkıyoruz? Tekrar buraya düşer miyiz? Bu sorular açıkçası net bir şekilde cevaplanması gerekir. Türkiye'nin mevcuttaki maliye politikalarının geçmişte zaafı bizim sık sık vergi afları çıkartmamızı neden oldu ve bu da bizim bugün geldiğimiz ve çıkmasından dolayı da büyük bir memnuniyet içerisinde olduğumuz süreci aslında başlattı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte vergi afları kavramının Türkiye ekonomisinin içerisinde açıkçası olmaması gereken bir unsur olduğunu belki de bu yaşadığımız örnek bize bir kere daha göstermiş oldu. Ama bundan sonraki süreçte sadece gri listeden çıkmak yabancı sermaye açısından yeterli bir unsur mu derseniz, hayır, tek başına değil ama çok önemli bir aşama
belki de bir milat değişimi. Çünkü bundan sonraki süreçte hem global piyasaların gelişimi ve bundan sonraki beklentiler biz ve bizim gibi ülkelere sermaye girişlerinin artmasına imkan tanıyacak. Örneğin bugün Amerika'daki çekirdek enflasyonun açıklandığı seviye itibariyle bakarsanız tekrardan yılın sonuna doğru Fed'in faiz indirme politikalarını gündeminizi daha fazla işgal edecektir. Bu da şu demektir. ABD gibi bölgelerde faiz düşüşü demek, gelişmekte olan ekonomilere parasal girişin önüne açılması demek. Ama o geçişi sağlarken de doğaldır ki yabancı sermaye daha güvenilir, daha öngörülebilir ve en önemlisi daha şeffaf ekonomileri bekler ve arar. İşte Türkiye bir bakıma bu dönemi bu şekilde geçebilirse bu tarz sermaye girişleriyle birlikte Türkiye'de hatırı sayılır bir ekonomik aktivite güçlenmesi sağlanabilir. Tabii bütün bu resmin bir başka tarafını da göz ardı etmek istemem. O da şu, biz şu anda özellikle 2-3 ay sonra bugünden söylemek mümkün pembe bir havanın içerisine doğru gidiyoruz. Göreceğiz enflasyonda düşüş, para girişlerinde artış ve hatta sonbaharda bizim Merkez Bankamız için de bir faiz düşüş beklentisini ciddi anlamda konuşur hale geleceğiz. Umarım bu erken bir davranış olarak yapılmaz ama bir taraftan da bu sıcak paranın getirdiği etki, çünkü sıcak para derken kastettiğimiz faiz kur makası, çünkü döviz kurunda stabilite hatta düşüşü önleyici Merkez Bankası tedbirleri daha yoğun olarak karşımıza çıkacaktır. Bu dönemi geçmişte özellikle 2003-2008 döneminde olduğu gibi üretime, yapısal reformların finansmanına ayıracağımız şekle getirebilir isek Türkiye'nin çok ciddi geçmişten bugüne kadar çözemediği birçok sorunu çözer ve üst gelir grubu ekonomileri arasına girmek için ciddi bir fırsatı yakalamış olur. Ama bu dönem eğer biz sadece para giriyor, işte kur hareketleri lehimize çalışıyor, içeride cari açık sorunu ortadan kalktı ve benzeri yaklaşımla bizim asıl yapısal reformları görmezden gelirsek 2025 ve 26'da biz tekrardan ekonomik aktiviteyle ilgili riskleri konuşmaya başlarız. Hocam siz yılın sonlarına doğru bir pembe hava oluşacak dediniz. Hazır o konuya değmişken dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve beklentiler üzeri %50'de sabit bırakıldı. Son 3 toplantıdır da faiz kararı sabit bırakılıyor. Ama orada dikkat çekici olan karar metnindeki metindi. Aylık enflasyon ana eğilimindeki zayıflama Mayıs ayında bir kesintiye uğramıştır diye orada bir cümle var. Özellikle bu cümleyi dile getiriyorum hocam. Çünkü burada bir geçici kesintiye uğramaktan bahsediyor. Geçici vurgusu önemli. Yani şunu diyebilir miyiz? Merkez Bankası şunu mu demek istiyor kamuoyuna? Enflasyon ana eğiliminde bir Mayıs ayında bir zayıflama söz konusu ama faiz artışını gerektirecek katılıkta bir artış değil. Ama ihtiyatlı da durmaya devam edeceğiz mi anlamalıyız bundan? Evet, hatta olayı ben biraz daha şöyle açayım. Çok büyük öngörülerimiz dışında yurt içi ya da yurt dışında bir şok diyebileceğimiz süreç yaşanmadığı takdirde Türkiye'de artık faiz 50'nin üstüne çıkmaz. Yani Merkez Bankası faizlerinin yukarı çıkmasını değil, açıkçası sonbahar ve son çeyreğe doğru biz faiz düşüşünü konuşacağımız bir sürece doğru gidiyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası burada ihtiyatlılık ifadesini kullanması çok doğru, çok kabul edilebilir bir ifade. Ama fiili tarafa bakarsanız koşullar, konjonktür ve şu yaşadığımız süreçler bizim artık faiz arttırım sürecini bir bakıma bitirdiğimiz bir dönem olduğunu da söylemek yanlış olmaz. Özellikle Temmuz ayında bakın bugün 1 Temmuz itibariyle elektrik fiyatlarında artış açıklandı %38. Şimdi bunun benzeri bazı yönetilen mal ve hizmet fiyatlarında da artışlar olacaktır ve bu Temmuz enflasyonuna etki edecektir. Ama geçen sene Temmuz'un yüksek seviyesi, Ağustos'un yüksek seviyesi toplam enflasyonu arttırıcı etki yaratmayacağı için biz bunu kendi içerisinde absorbe edebileceğiz ve Eylül-Ekim geldiği zaman
bizim enflasyonla faiz makasının şu anda sadece biz hangi reel faizden bahsediyoruz? Beklenen enflasyona göre reel faizden bahsediyoruz. Ama sonbaharda eğer konjonktürde dediğim gibi öngörü dışında bir gelişme olmazsa gerçekleşen enflasyona göre de bir reel faiz koşulları karşımıza çıkacaktır. Bu da dolayısıyla bizim açımızdan ekonomide normalleşme dediğimiz süreci bir kere daha destekleyecek. Tabii burada artık yorumlar biraz daha çeşitli olacaktır. Merkez Bankası'nın bu süreçte TEPAB'ın bir raporu da var. Sizler de takip etmişsinizdir. TEPAB'ın raporunda Eylül gibi Merkez Bankası faiz düşürme beklentisinden daha yoğun bir şekilde bahsediyor. Bu bakış açısı TEPAB'ın tabii benim bakış açıma göre en azından yılın son ayları Kasım aralığa kadar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın izleme yapması, faiz düşüşlerini daha çok sözlü yönlendirmelerle kontrol etmesi gerektiğini düşünürüm. Burada da rol model FED. Görüyorsunuz FED'in faiz politikasında 9'lardan işte 2,6'lara çekirdek enflasyon düşmesine rağmen ikileri görmediği için faiz düşüş konusu hala tam anlamıyla Fed'in gündemine gelmiş değil. Şimdi bu kadar hassasiyet gösterilebiliyor olmasını dikkate alarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın da bu perspektifte bir pozisyonunu muhatap olarak sisteme dahil etmesi gerekir. Çünkü önümüzdeki dönem bu konu bizim tekrardan geri dönüşlerimizi daha zorlaştıracak bir yapıyla bizi karşı karşıya bırakabilir. Hocam bu aydan sonra baz etkisiyle özellikle bir enflasyonda düşüş beklentisi söz konusu. Hem ekonomi yönetimi hem de birçok uzman bunu dile getiriyor. Bundan sonra yıl sonu hedefine tutturabilmek adına da aylık %2'nin altında bir enflasyon verisini karşılamamız gerekiyor. Biraz önce siz de dile getirdiniz yıl sonuna, yılın son çeyreklerine doğru faiz indirimi beklentisi yavaş yavaş kamuoyunda konuşulmaya, yüksek sesle dillendirilmeye getiriliyor. Siz Merkez Bankası'nın yeterli derecede sıkılaştığını düşünüyor musunuz ve bundan sonraki süreçte aylık %2'nin altında bir enflasyonu karşılayabilir miyiz ve enflasyondaki düşüş ve faiz indirimini gerektirecek bu bütün olaylar, perspektifler Merkez Bankası'nın attığı adımların sonucu mudur? Şimdi burada dış konjonktür tabii çok önemli. Bir kere her şeyden önce petrol fiyatları, ham madde fiyatları, metal, emtia fiyatlarının şu anki görüntüdeki gibi bizim lehimize çalıştığı takdirde aylık enflasyonlarda ciddi geri çekilmeleri göreceğiz. Ama bu dönem sıkılaşmadan vazgeçilmemesi, Merkez Bankası'nın hem tüketim hem talep taraflı karşılık olan finansal enstrümanlarda sıkılaştırmayı devam ettirmesi büyük önem taşıyor. Tabii burada olayı belki bir başka boyutundan daha bahsetmek gerekiyor. Çünkü işte Temmuz ayı özellikle asgari ücret, kamu çalışanların ücret zammı gibi dönemlerin gündem olacağı bir süreç ve genel cümle şu: piyasa koşullarında bu tarz artışlar bu yıl enflasyonu tetikler. Şimdi bu önemli cümleye ben iki taraftan bakıyorum. Eğer Temmuz ayında bugünlerde spekülasyonu çok yoğun olarak yapılan vergi reformu süreci eğer düşünüldüğü gibi tabana yayılan bir vergi yapısıyla sisteme geri dönüş yaratabilirse bu tarz ücret artışları enflasyon yaratmaz. Ama biz geçmişte birçok kere gördüğümüz alt ve orta gelir grubunun sadece muhatap alındığı bir politika ile bu sürece giriyor ve sonucunda da bunlara bir ücret artışı getiriyorsak elbette ki bu tarz ücret artışları enflasyona neden olacaktır. Şimdi Temmuz ayı benim de yorumum şu: sıcak geçecek, çok sıcak geçecek. Çünkü Temmuz ayında birçok paketin, birçok uygulamanın açıklanacağı ve mevcutta biz Eylül'e geldiğimizde belki yaz rehavetiyle piyasa oyuncularının birçoğunun dikkatinden kaçan ama Eylül ayı ile birlikte de bunun dikkatli ve sonuçlarının daha fazla görüldüğü bir yapıya doğru gidiyoruz. Özellikle burada vergi reformu, vergi paketi sürecin bence en can alıcı kısmı olacak. Dolayısıyla artık para politikası ve faiz uygulamalarında
sona gelindiğini, yani yukarı çıkartılma noktasında sona gelindiğini, burada belki ufak nüanslarla diğer para politikası araçları, munzam, disponibilite, reskont gibi araçlarla süreci bir şekilde ince ayar yapılacağını, ama asıl sürecin denge mekanizmasını para politikası değil, maliye politikası ve vergi yapısının daha fazla öne çıkaracağı bir süreç karşımızdadır diye düşünüyorum. Çünkü geçmişte biz bu bacağı hep ihmal ettik, azalttık ve küçümsedik. Bu da bizi uzun vadeli perspektifimizin istikrarından uzaklaşmasına neden oldu. Hocam, karar metninde enflasyonda bir o geçi talebin biraz kırıldığını ama halen devam ettiğini gördük. Bu vurgulanmış. Bir yandan da hocam, beklenen enflasyonu hesaba kattığımız zaman, bileşik faiz olarak aldığımız zaman yıl sonuna kadar iyi bir getiri sağlayabileceğini sayabileceğimiz bir ciddi bir reel faiz ortada. Ama halen o talep kırılmış değil ve neden hane halkı halen hem tüketime ya da kriptoya ya da altına, dövize bir şekilde yöneliyor? Şimdi tabii ekonominin belki de en kritik noktalarından biri beklenti. Yani sonuçta elimizdeki malzeme insan ve insanın algıları bu konudaki tercih ve davranışları belirliyor. Şimdi yaşadığımız son 2-3 yıllık dönem, evet, alınan ekonomik kararlar fiilen kağıt üstünde anlamlı gözükse bile muhataplar tarafından hala güvenin ve hassasiyetin devam ettiğini göz ardı etmememiz lazım. Onun için şu anda davranış, bireysel davranışlar, hatta kurumsal davranışlarda bile bunun yansımalarını çok net görebiliyoruz. Ama bu yaşana yaşana, uygulamaların sonuçları görüle görüle bireylerin davranışlarında da yansımalar olacaktır. Dolayısıyla da Türk lirası varlıkların bu noktada öncelik taşıdığı, güven taşıdığı bir süreç karşımızda. Tabii burada makro boyutta baktığınız zaman biz olayın TL varlıklarını, kur stabilitesini ve dolayısıyla reel getirinin Türk lirası tarafında yoğunlaşmasından bahsediyoruz. Ama elbette ki bu olayın bir ikinci boyutu var, o da nedir? İhracat tarafı. Çünkü bu konu, bu tarafta enflasyonu kontrol edelim derken diğer tarafta da ihracat fiyatlamalarında sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü baktığınız zaman ihracatçılar dış piyasa fiyatlamalarında ciddi sorun yaşadıklarını, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde de bu birçok kere gündeme geliyor, karşımıza çıkarttıkları bir durum söz konusu. Dolayısıyla bu resmin bizim açımızdan önemi ve değeri bundan sonraki aylarda bu politikanın daha şeffaf, daha öngörülebilir ve artık siyasi beklenti veya kısıtlardan bağımsız ekonomi biliminin gerekleri çerçevesinde çalıştırıldığının bütün piyasa oyuncuları tarafından daha net algılanmasıyla da mümkün. Dolayısıyla yani önümüzdeki dönem bu aşamalar bizim için lehimize olacak birçok unsur. Yani bir kere şöyle kısaca maddelersek, dünyada faizler düşme eğiliminde. Bir, bu yabancı sermayenin gelişmekte olan ekonomilere gelmesi demek. İki, Türkiye gri listeden çıkması, ki bir de önümüzdeki Temmuz ayı içerisinde Türkiye'nin S&P tarafında bir kredi değerlendirmesi olacak. Eğer burada da bir kredi notu artışı gelirse yıl sonuna doğru Moody's'in de buna bağlı beklentisi güçlenmiş olacak. Bu kredi notlarının artması bize parasal girişleri çoğaltacak ki bu demin saydığım enflasyonu düşürmek için uyguladığımız ekonomik modelin bir bakıma toplum nezdinde yaratacağı olumsuz etkileri yumuşatacaktır. Bu iyi dengeli bir şekilde götürüldüğü takdirde dolayısıyla da önümüzdeki süreç bizim açımızdan daha pozitif algılamaları karşımıza getiriyor. Ama tabii şu anda tünelin daha çıkışına gelmiş değiliz. Biz daha hala tünelin ortalarındayız. Daha yaşayacaklarımız var. Biraz daha sıkılacağız. Biraz daha tüketim talep kısıtlamaları, işletme sermayesinde şirketlerimizin krediye ulaşmakta yaşayacağı zorluklar gibi unsurlar günümüz süreçlerinde biraz daha yaşanacak. İşte oralarda Merkez Bankası yabancı sermaye girişlerinin kendisine getirdiği rahatlıkla buralarda selektif tercihler ve mevcutta nokta atışlı muhatapları rahatlatıcı
kredi uygulamalarıyla devreye girdiği takdirde biz bu süreci 2025 ortalarında çok daha kontrollü ve çok daha ileriye dönük pozitif beklentileri güçlendirecek şekilde görme imkanımız da beraberinde gelecektir. Evet hocam, bugün Merkez Bankası bir karar daha aldı, zorunlu karşılık adımı attı. Bankaların maliyetini azaltarak mevduat faizinin artırılması hedefi doğrultusunda kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılık yükümlülüklerini kaldırdı. Bu adımı nasıl yorumlamak lazım peki hocam? Demin ifade etmeye çalıştığım TL varlıkların önceliklendirilmesi ve desteklenmesinin bir başka versiyonu. Yani demin de ifade ettim, artık Merkez Bankası para politikası toplantılarında faiz arttırımı yönündeki beklenti konuşulmayacak. Bu tarz diğer para politikası araçları ile ilgili neler alınacak, neleri gündemine alacak sorusu daha fazla gündemimize gelecek. İşte bu sizin söylediğiniz zorunlu karşılık da bunlardan biri. Yani Merkez Bankası faizi arttırmıyor ama bankalar vasıtasıyla mevduat faizlerinin önünün biraz daha açılabilir hale gelmesini imkanlaştırıyor. Zaten rakamlar da bunu bize gösteriyor. 1 Ocak 2024 itibariyle bakarsanız kabaca kur artışını %10'larda, mevcut enflasyonu %24'lerde görüyoruz. Dolayısıyla da baktığınız zaman faizin bu seviyelerdeki getirisi artık Türk lirası varlıkları daha da güçlendirecektir. Ve dolayısıyla bir sonbahara doğru biraz daha ekonomik aktivitenin daraldığı ama piyasaların da kur baskısından artık algı olarak tamamen uzaklaşıp TL varlıklarda tasarruflarını değerlendirme tercihinde bulunduğu bir yapı karşımıza gelecek. Ben gene ihtiyat açısından şunu söylemeden geçmeyeyim. Bütün bu söylemlerimiz dış piyasalarda ve iç piyasada öngörülerimizin dışında şok yaratacak bir unsur olmadığı takdirde bütün bu söylemlerim geçerlilik taşımaktadır. Peki hocam, çok teşekkür ederiz değerli bilgileriniz ve katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları dilerim. Teşekkür ederiz. Şimdi haberimizle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir süredir kamuoyunda tartışılan vergi paketindeki kira gelirlerinden stopaj alınması düzenlemesi için kira gelirlerinden %20 stopaj kesintisi yok dedi. Yılmaz, yurt dışı harçlığıyla ilgili olaraksa çalışmaların sürdüğünü ve makul bir rakamın belirleneceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, merakla beklenen yeni vergi paketiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, kira gelirlerinden stopaj alınacağı ve yurt dışı çıkış harcının 3000 lira olacağı iddialarına da yanıt verdi. Vergi paketinde yurt dışı harcına yönelik bir düzenleme olacağını, ancak bunun makul bir oranda tutulacağını söyledi. Rakam vermekten kaçınan Yılmaz, geçmişte daha yüksekmiş, sonra bir ara çok düşürülmüş ve güncellenmemiş bir rakam. Bunun üzerinde bir tartışma, bir çalışma var. Bunun sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Etkiler değerlendirilmeden bir rakamsal şey söylemem doğru olmaz dedi. Kira gelirlerinden stopaj alınacağı iddialarını da yalanlayan Yılmaz, şu anki çalışmamızda böyle bir şey söz konusu değil. Zaten mevcut sistem 500 liranın üzerindeki kiraların bankalar üzerinden yatırılmasını öngören bir sistemimiz var. Onun için şu anki çalışmamızda böyle bir konu söz konusu değil dedi. ÖTV ile ilgili bir çalışma olmadığını, enflasyonist bir vergi artışlarını istemediklerini kaydetti. Yılmaz, enflasyonu artırıcı vergilere sıcak bakmıyoruz ama bir taraftan da otomatik güncellemeler olabiliyor açıklamasında bulundu. Vatandaşlara bir kez daha spekülasyonlara itibar etmemeleri çağrısında bulunan Yılmaz, vergi paketiyle amaçlarının vergide adaleti sağlamak olduğunu yineledi. Vergi paketine yönelik teknik çalışmaların devam ettiğini belirten Cevdet Yılmaz, yasa teklifini tatile girmeden meclise sevk etmeyi hedeflediklerini de söyledi. Efendim, gün sonunu burada noktaladık. Biraz sonra farklı yayınlarımıza devam edeceğiz.
Global piyasalarla karşınızdayız. Bu bölümde Philip Capital uzman yardımcısı Makoto Mitsuhashi bizimle birlikte. Makoto, öncelikle iyi hafta sonları dileyelim. Küresel piyasalardaki son gelişmeleri senden dinliyoruz. Teşekkürler. Öncelikle iyi yayınlar size. Bugün PCE fiyat endeksi açıklandı ABD tarafından. Bir hafta boyunca bekliyorduk bunu ve bugün beklentiler doğrultusunda açıklandı. Bu aslında olumlu bir sinyal olduğunu söyleyebilirim. Yani enflasyon düşüyor. Yavaş olsa da düşmeye devam ediyor. Aylık bazda çekirdek veriden bahsediyorum. Aylık bazda 1001 arttı ve bu da geçen senenin Kasım ayından bu yana en küçük bir artış olarak kaydedildi. Yıllık bazda ise %2.6 artış kaydedildi ve bu da beklentilere paralel bir şekilde açıklandığını söyleyebilirim. Piyasalar çok sert tepki göstermedi bu veri açıklandığı anda. Endekslerde yani git gel yapıp aynı seviyede kaldı bu Eylül ayı, Aralık ayı faiz indirim beklentilerde yani %1, %2 belki de %3 civarında değişti sadece, yani arttı. Bunlar tabii ki olumsuz ama açıkçası biraz daha sert tepki bekliyordum. Şu an aslında şimdi baktığımızda Nasdaq endeksi, S&P endeksi tarih zirvelerinde seyrediyor. Bu seviyede bugün kapanış gerçekleştirebilirse olumlu bir sinyal olduğunu söyleyebilirim. Yani S&P 500 endeksi %1 civarında artı yani yükselmişti bugün. Kapanışta bu seviyede kalırsa olumlu böyle devam edebilir belki kısa vadeli ortalamalara dayanarak. Ama şunu söylemek istiyorum, 10 yıllık tahvil faizi 4.30 civarında seyrediyordu veri gelmeden önce. Veri sonrasında 4.25'e kadar düşmüştü. Şimdi tekrar toparlandı, 4.29 seviyesinde seyrediyor. Bu biraz endişe verici olduğunu belirteyim çünkü bu risk iştahı bozabilir, düşürebilir. Bunu da dikkatli izlememiz gerekiyor, takip etmemiz gerekiyor. Haftaya FED tutanaklar, Jerome Powell'ın konuşması hem de tarım dışı istihdam verisi de açıklanacak. Bunlar bu faiz indirim beklentileri, 10 yıllık tahvil faizi, endeks hareketleri bunları hareketlendirebileceğini düşünüyorum. Onu çok dikkatli izlememiz lazım. Altın, gümüş tarafında bugün güzel bir yükseliş vardı. Bu şimdi dolar endeksinin düşmemesi, yani veri olumlu açıklandı. Yani beklentiler doğrultusunda açıklandığına rağmen gümüş tarafında, gümüş altın tarafta aslında ondan sonra biraz geri çekilme gördük. Tabii bu da tahvil faize bağlanabileceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi tekrar söylüyorum, risk iştahı bozabilir. Bunu yani çok olumlu olduğunu düşünmüyorum. Buralarda konsolide edebilir altın fiyatlar. Yükseliş momentumu kazanmakta zorlanıyor, onu belirteyim. Ve tabii istihdam piyasasından, yani o taraftan birkaç veri geldi dün. İşsizlik başvurular 3. hafta arda arda düştü. Bu da yani şöyle söyleyeyim, hala yüksek. O yüzden şey söyleyeyim, yani 5 yıllık ortalamalara baktığında hala yüksek kalıyor. Dolayısıyla yani işsiz kalanların yeni uygun işleri bulmakta zorlanıyor. Yani bu iş gücü piyasasının hafif olsa da yavaşladığını görüyoruz. Tabii ki bu yüksek faiz ortamında. Ama hala yüksek. Yani kişisel harcamalara, kişisel gelir, bunlar da aylık bazda hala yüksek kalıyor. Mary Daly'nin konuşması vardı bugün. Yani PCE olumlu geldiğine rağmen Mary Daly de hala, yani Fed, San Francisco Fed Başkanı hala şey diyor. Bu sene faiz indirimi yapabilecek miyiz? Yapamayacak mıyız? Bunları değerlendirmek, bunları karar vermek için henüz çok erken. Hala enflasyon %2 hedefin üzerinde kalıyor. Bu hizmet sektöründeki enflasyon hala fazlasıyla yüksek. Bu açıklamaları yaptı. Bunun da piyasaları çok olumlu etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani haftaya bu Jerome Powell ne diyeceği merakla bekliyoruz. Yani dediğim gibi haftaya tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. O herhalde gelecek haftanın en önemli veri olacağını düşünüyorum.
Benden bugünlük bu kadar. Çok teşekkürler. Size de iyi hafta sonları şimdiden.